Yenişehir İlçe Müftüsü ve İnegöl Müftü Vekili Mehmet Nedim Makır, İnegöl İlçe Müftülüğü makamında basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yenişehir İlçe Müftüsü ve İnegöl Müftü Vekili Mehmet Nedim Bakır, İnegöl'ü kardeşlerimizin, memleketimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. İnegöl'ümüze Allah nasip ederse Ramazan ayı faaliyetleri çerçevesinde bir dizi etkinliğimiz olacak diye konuştu. İnegöl'ü kardeşlerimizin, memleketimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. İnegöl'ümüzde Allah nasip ederse Ramazan ayı faaliyetleri çerçevesinde bir dizi etkinliklerimiz olacaktır. Bu etkinlikler Allah nasip ederse yarın itibariyle akşam ilk teravihi kılmış olacağız. Ve sahura kalkarak, yani çarşambayı, perşembeyi bağlayan gece sahura kalkarak Allah nasip ederse Perşembe günü de ilk Ramazan orucunu tutmuş olacağız inşallah. Ramazan ayı boyunca sabah ezanları imsak vaktinde okunacak. Ezanla birlikte yeme ve içme kesilecektir. Ayrıca minarelerdeki kandiller ezanla birlikte, yani imsakla birlikte sönmüş olacaktır inşallah. Hatimle teravih namazı Burhaniye ve Yıldırım Cuma camilerinde inşallah hatimle teravih namazı kılınacaktır. Ramazan ayında kadınların camilerde rahat bir şekilde ibadet edebilmek, mukabeleyi dinleyebilmek, teravihlere katılmak için camilerimiz uygun hale getirilmiştir. Bakır, Diyanet İşleri Bakanlığımızın bu sene Ramazan ayının ana teması olarak zaman iyilik zamanı, bu Ramazan ve her zaman adı altında bir tema işlenecek dedi. Tüm camilerimizde Ramazan'da hem kadın hem erkek cemaate yönelik her gün Allah nasip ederse mukabele okunmuş olacaktır. Ramazan ayı boyunca her gün öğle ve yatsı namazlarından önce merkezi sistem aracıyla bütün camilerimizde vaaz ve nasihat programları yapılacaktır ve vaaz verilecektir. Çocukların camiye gelmeleri için biz görevlilerimiz tarafından ve dileğimiz cemaat tarafından da teşvik edilmeleri ve bu konuda çocuklara karşı yumuşak davranılması, hoşgörü, yaramazlıklarına karşı hoşgörülü davranılmasını tavsiye ediyoruz. Zaten bu da iyiliklerden sayılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene, bu Ramazan ayının ana teması olarak zaman iyilik zamanı, bu Ramazan ve her zaman adı altında böyle bir tema işlenecek bu Ramazan'da. Çocuklara iyi davranmak, iyiliklerin iyilikle davranmak iyiliklerin başında gelmektedir.